Tamam, hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ne oldu Pepe? Dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Var mami. Nene. Söyle güzel oğlum. Telefonda Düş Yere app'in yok mu? Hemen indir. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarımacığım bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarımacığın sütüyle yoğurdun ne ilgisi var nene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır nene? Tabii ki sütten yapılır çocuklar. Sütten değil mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Yoğurt yapmak için biraz sabretip beklemek gerekir bebeciğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sağdım. Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. Maşallah. Hadi gelin bakalım, gelin. Yaşasın, yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum, sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? Ne yapıyorsun nene? Bununla sütü süzüyorum. Niye ki? Sağarken sarımacığın tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Hani kaynamadı? Sabret bebe. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama ben hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman oluvermez bebeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. Bak ne güzel biliyormuşsun ha. Yani 10 zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene, kaç zaman? Gelin bakalım şöyle. Sizinle 8 saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için 8 saate ihtiyacımız var çocuklar. 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. 8 saat öyle çok kısa bir zaman değildir aslında bebeciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın. Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Evet bebeciğim. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Maya mı? Maya ne nene? Maya
sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He? Şaşırtı. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün 4 saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Aa. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun için de 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila, işte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi, hadi gidin dışarıda oynayın biraz. Ben size haber verince de saatlerinizi işaretlersiniz. Hadi. Ha, tamam nene. Ay, oyun kağıtınızı da alın, alın, alın. Aa, şaşırdım. Efendim Pepe? Biz annemle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? Ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. Yoğurt gerçekten çok ama çok faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. Pepe yoğurdu çok seviyor. Sağlık veriyor, yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Çok güzeldir yoğurt, çok faydalıdır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Ha, tamam hadi. Yarışıyorsun. Yaşasın bayalama vakti mi geldi yani? 1, 2, 3, 4. Evet 4 saat gitti, 4 saat kaldı. 4 saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu nene? Evet evlat, hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. Pepe, bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum, tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa, yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. 4 saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet evet aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. 4 saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım öyle. Ay çok heyecanlandım. Hadi 4 saat daha sabır oyunu oynayın bakalım hadi. Hadi misket oynayalım. Yarışıyorsun. İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de, ben de. Koş Şila koş, yoğurdumuza bakalım. Geldim. Evet, aç bakalım kapağını fırının Pepe. Tamam. Ay. Olmuş mu, olmuş mu? Aa. Ne oldu nene, olmamış mı yoksa?
Papa! Papa! Aa, merhaba dede. Merhaba evlat. O elindekiler ne dede? Aa, bu mu? Armağan çuvalım evlat. Aa, armağan çuvalı mı? İçinde ne var dede? İçinde bütün sevdiklerime yılbaşında vereceğim armağanlarım var papa. Yılbaşında mı? Evet evlat. Bu akşam hava kararınca yeni yıla giriyoruz. Aa. Yeni yılın ilk gecesini hep beraber yılbaşı olarak kutlarız papa. Ve bu kutlama sırasında da herkes birbirine mutlu edecek armağanlar verir. Yeni yılın iyi geçmesi için güzel dilekler de bulunur. Evet, annem de söylemişti. Şimdi hatırladım. Yeni yıl için salonu süslemiştik. Siz de odanızı süsleyin demişti. Evet, evlerimizi süsleriz yılbaşında. Ay dede, ben daha kimseye armağan hazırlamadım. Oda filan da süslemedim. Akşama kadar süslersin papa. Armağan da hazırlarsın. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu? Tamam dede. Merhaba Pepe. Merhaba Şişio. Ne yapıyorsun Pepe? Düşünüyorum Şişio. He, düşünüyorsun, anladım. Çok güzel. Peki ama ne düşünüyorsun Pepe? Yeni yıl geliyor ya bu akşam. Ha evet. Hani yeni yılda evimizi odamızı süsleyip sevdiklerimize armağan veriliyormuş ya. Evet canım. Mutlu olduğumuz günlerde birbirimize mutluluğumuzu sevgi ve armağan vererek gösteririz. Sadece yılbaşında değil, doğum günlerimizde de. Aa evet Şişu. Ben de sevdiklerime ne armağan etsem diye düşünüyorum. Hmm, anladım. Neyse, bulurum herhalde. Şimdi canım oyun oynamak istiyor. Ay ama kimle oynasam ki? Ha, bebe nerede? Bebeyle oynayabilirsin. Yok, ben bugün Şila ile oynamak istiyorum. Ta 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 ta. Şila. Ben de seninle oynamaya gelmiştim Pepe. Aa, çok mutlu oldum. Yarışıyorsun. Evet, ne oynuyoruz? Bilmem ki. Kule yapmaca oynayalım mı? Yok, ben kule yapmaca oynamak istemiyorum. Doktorculuk oynayalım mı? Ben de doktorculuk oynamak istemiyorum. O zaman ne oynasam ki? Ayıcıkla oynayalım. Canım ayıcıkla oynamak istemiyor. Ama onu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Ne oynayacağız peki? Bilmiyorum. Ben de oynamıyorum o zaman. Oynamazsan oynama. Sen oynamazsan oynama. Böyle canımı sıkkın sıkkın oturalım o zaman. Otururum oturmam. Sana ne? Çocuklar, bence biraz daha düşünürseniz mutlaka oynayacak güzel bir oyun bulursunuz. Bulamadık şu. Evet, bulamadık işte. Düşünseler kesin bulurlar. Örneğin yeni yıl geliyor yakınlarda. Yeni yılla ilgili bir oyun bulsalar. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne, ne olabilir? Evet, şarkıda da zaten ne olabilir diyordu Şuşu. Hadi biraz düşünelim Şila. Tamam, düşünelim. Of, bulamadım.
buldum ben. Sen buldun mu Şila? Ben de bulamadım. Peki size biraz daha yardımcı olmamı ister misiniz? Evet Şuşu. Evet Şuşu, lütfen yardım et. Çünkü oyun bulamıyoruz. Pepe ile Şila oyun bulabilirler. Örneğin güzel resimler çizebilirler. Resimleri sevdikleri için boyayım. Yeni yılda armağan da edebilirler. Ne güzel olur, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne, ne güzel olur. Pepe ile Şila oyun bulabilirler. Örneğin güzel resimler çizebilirler. Resimleri sevdikleri için boyayım. Yeni yılda armağan da edebilirler. Ne güzel olur, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne güzel olur. Ne güzel olur, ne, ne güzel olur. Harikasınız çocuklar. Teşekkür ederiz Şişu. Evet, böylece ne oynayabileceğimizi de bulduk. Hadi gel Şila, şuradan kalemlerimi alalım. Tamam. İşte bunlar da kağıtlarımız. Harika. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben önce anneme bir resim çizeceğim. Tamam, ben de annemi çizeceğim. Harikasınız. Ay. Aha. İşte benimkisi bitti. Dur Pepe, benimkisi de bitiyor. Tamam, bekliyorum. İşte benimkisi de bitti. Gel şuraya yapıştıralım. Çok güzel yapmışsın Pepe. Balonlarına bayıldım. Senin de çiçeklerin çok güzel olmuş. Yaşasın, annemler çok sevinecek. Şimdi kime? Ben babama yapacağım. Tamam, ben de babama güzel bir resim yapacağım o zaman. Hadi başlayalım. Harika. Ben bitirdim. Ben de bitirdim. Babana ne kadar benzetmişsin Pepe. Seninki de benzemiş Şila. Buraya asıyorum bunu da. Ben de astım. Şimdi de Eke'ye resim çizeceğim. Aa, ben de güzel kardeşim bebeğe bir resim çizeceğim. Benim güzel kardeşim çok beğenecek bu resmi. Eke de çok beğenecek. Eke çok komik görünüyor Şila. Evet, saçları komik oldu biraz. Hadi bunu da asalım. Asalım. Şimdi de dedem ve nenem için bir resim çizelim. Tamam, olur. İşte dedem, nenem ve ben. Burada da nenem, dedem ve ben. Ha, harika olmuş. Seninki de harika olmuş. Bunu da buraya asalım. Hepsi çok güzel oldu. Hadi şimdi odamızı bir güzel süsleyelim Şila. Aa, tamam, hadi süsleyelim. Ay, çok güzel oldu Şila. Evet, çok güzel oldu. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Aa, odamız ne kadar güzel olmuş. Evet bebe, bak Şila ile süsledik odamızı. Biz de annemin salonu süsledik. Beğendin mi gerçekten bebe? Evet, çok güzel olmuş. Bakın, ben her kızı armağan olarak bu resmi çizdim. Mutlu kocaman ailemiz. Aa, ne oldu Pepe? Şila? Bak, biz de bu resimleri çizdik. Hay, çok komik olmuş. Ha, ben de oradayım. Çok güzelmiş. Hepimiz resim çizmişiz. Yaşasın yeni yıl. Yeni yıla bayılırım. Üçümüzün de çizdiği resimler harika çocuklar. Aferin size. Aferin. Ha 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 ha!
Bebe, bebe kardeşim neredesin? Aa, burada da yok. Bebe, saklanıyor musun kardeşim? Neredesin? Sanırım buradasın. C. Aa, burada yok. C. Burada da yok. Bebe, hadi kardeşim, sıkıldım seni aramaktan. Neredesin? Anladım, salondasın. İyi buldum seni. Ha? Bebe kal, sehpanın oradasın. Gördüm işte seni. Ha? Aa, bebe? Uyuyakalmış. Nene? Ne oldu bebeciğim? Şşşt, bebe burada oyun oynarken uyuyakalmış. Ay. Yavrum benim, güzel kuzum. Ben onu şimdi yatağına çıkarırım. Dur çocuğum, dur. Hem de bebe uyuyakaldığına göre ben kiminle oynayabilirim? Şilay'la oynayabilirim. Şila. Şila. Şilay'ım Pepe. Oo, nerede ki? Babamla dışarı gittiler. Annemle evdeyiz. Oo, tamam Eke. Tamam, sapanmam. Bibi'ye gidebilirim. Bibi, Bibi. 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 Bibi de yok. Zeze. Canım oyun oynamak istiyor da benimle oynar mısın diyecektim. Aa, çok isterdim ama annemle tiyatroya gideceğiz Pepe. İstersen annen Deniz'in alsan da gel. Annem evde yok ki, gelemem. Başka zaman oynarız o zaman arkadaşım. Tamam Zeze. Tamam Pepe, görüşürüz. Görüşürüz. Şuşu. Efendim Pepe? Benimle oyun oynayacak kimseyi bulamadım. Ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Pepe ile oyna canım. Ha? Pepe ile mi? Evet. Komik şuşu. Pepe zaten benim. Evet, sensin. Ben benimle, yani kendimle mi oyun oynayacağım? Evet. Bazen görüyorum sen kendi kendine de harika oyunlar oynuyorsun Pepe. Doğru ya, bu hiç aklıma gelmemişti. O zaman eve gidiyorum. Ne oynasam, ne oynasam, nasıl bir oyun bulsam? Ben bir kurbağayım. Harikasın Pepe. Kurbağa, kurbağa. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Oy. Bırak. Çok güzel. Bırak, bırak, bırak. Harikasın Pepe. Bırak, bırak. Ben küçük bir kurbağayım. Minnacığım, bırak. Baba, baba, burada kala kaldım. Gel beni kurtar buradan, bırak. Küçük kurbağayı kurtarmalıyım, bırak. Bekle kurbağacık, seni hemen kurtaracağım oradan, bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırak, 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 bırak. Güngül açtım. Bırak. Allah! Ay, bırak! Geliyorum yavru kurbağa, bekle beni! Bırak! Allah! Bırak! İşte geldim! Hop! Yaşıyorsun! Baba kurbağa yavru kurbağayı kurtardı! Kurtardı! Şuşu, hadi kurbağa vurarak şarkı söyleyelim mi? Hı hı! Bırak, 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 sen de söyle zıplayarak. Bırak, 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 sen de söyle zıplayarak. Bırak, bırak, bağırarak, sen de söyle zıplayarak. Bak orada kurbağa olarak, bekliyor bak koklayarak. Bırak, 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 bırak.
Gerçekten kendi başına oynamak da çok eğlenceliymiş Şuşu. Ne güzel. Şimdi ne oynasam kendimle? Ne oynasam? Aha, kuklalarım. Ay ne güzel bir gün böyle. Ama beni sürekli hapşırıp tutuyor. Hasta mı olacağım acaba? Etrafta da kimsecikler yok. Böyle hapşırma dedi. Ay beni çok korkuttun tavşancık. Ama benim adım tavşancık değil. Benim adım hapşır. Nasıl ya hapşır? Efendim? Ben sana deme. Hapşır. Efendim dedim ya. Yahu anlamadın mı? Ben galiba biraz hasta oluyor. Hapşu. İdeal koyuncuk. İsmimi söyleyip duruyorsun. Ama efendim diyorum. Yanıt vermiyorsun. Çok güzel. Ay bir türlü söyleyemedim ki işte. Ben adına söyleyemiyor. Hapşu. Efendim. Ooo kızıyorum ama. Kızma vallahi bak. İsmini söyle. Hapşu. Ne hapşu dedi. Ne güzel. Ay dur nasıl söyleyeceğim şimdi hapşır. Evet dinliyorum seni. Ben hasta olduğum için hapşırıyorum. Senin adını söylemiyorum aslında. Hapşır. Daha önce söylesene. Ben de bana sesleniyorsun sanıyorum. Harikasın Pepeciğim. Ne güzel konuşmalar kurdun. Ne güzel canlandırdın kuklaları. Ben kendimle oynamayı da arkadaşlarımla oynamak kadar çok sevdim. Buna çok sevindim bir tane. Yavru kurbağa yine orada kalmış. Hemen onu kurtaracağım. Vırak. Vırak. Geliyorum yavru kurbağa. Çok komiksin Pepe. Hadi Pepe sen de gel. Vırakçılık oynayalım beraber. Aa tamam. Kardeş kurbağa geliyor. Vırak. Hadi beni yakala kardeş kurbağa. Çok eğlendim ben. Sen de eğlendin mi bebe? Bebe eğlenmedin mi kardeşim? Vırakçılık oynamak çok eğlenceli değil miydi? Nasıl yani? Çok eğlendim abi. Vırakçılığa bayıldım. Vırak seni bebe. Bak işte bebe. Bak buldum. İşte koydum. Şu nereye sence?
İşte buraya. İşte bu da buraya. Çok güzel oldu abi. Çektim. Merhaba Pepe. Merhaba bebe. Merhaba. Merhaba Şuşu. Ay ne güzel bir yapboz yapmışsınız. Evet şimdi bitirdik Şuşu. Çok beğendim canım. Aa bir dakika bir dakika. O Zulu değil mi? Evet Zulu. Bizi bu yapbozu Zulu armağan etti Şuşu. Bu yapboz da bize bir şey demek istiyormuş. Yapbozu yapıp bitirince size ne demek istediğimi yapboza bakarak bulmaya çalışın dedi. Aa, bu yapbozla size bir şey anlatmak istiyor yani Zulu. Evet ama ne? Akıl yürütelim mi? Hadi harika bir fikir bu. Burada Zulu var. Sandalyede oturuyor. Ve elinde çok güzel bir kitap var. Sadece elinde mi var bebe? Hayır tüm resimlerde her yerde kitap dolu. Aa gerçekten Zulu'nun ne kadar çok kitabı var. Evet Zulu kitap okumayı çok seviyor. Kitaplardan çok şey öğrendiğini söylüyor. O zaman size ne söylüyor olabilir bu yapbozla? Ha, ben buldum. Ben de buldum. Siz de çok kitap okuyun diyor. Evet kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır çocuklar. Hadi o zaman okuyalım. Ne oldu Pepeciğim? Neden astın yüzünü? Ama biz okumayı bilmiyoruz ki Şuşu. Evet. Biz bilmiyoruz ama Şuşu biliyor. Hı? Bize kitap okur musun Şuşu? Aa, tabii canım. Siz okuma yazmayı öğrenene kadar ne zaman isterseniz size kitap okuyabilirim. Yaşasın. Hadi odamıza gidelim. Kitap seçelim o zaman. Hadi. Aa bebe. Ne oldu abi? Kitaplarımızı ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abi. Kitaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Biba arkadaşımız. Zeze, Mim arkadaşımız da. Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. Konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi Şuşu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. Aa, evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. He, çok sevdim bunu. Eşitsin kitap arkadaşlar. Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. Ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Buna ne dersin sevgili doktor? Sevgili doktora bayılırım. Seçtik Şuşu al. Sevgili doktor. Çok güzel bir kitap adı. Doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir Şuşu. Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Değil mi Şuşu? Doğru bir tanem. Hadi başla Şuşu. Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor P adında çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama herkes ondan korkarmış. Aa, Draco kavramış ki çocuğu. Şşt, bebe. Çünkü bu doktor çok asık suratlı, kimseye gülmeyen, aksi bir doktormuş. Aç bakayım sırtını. Şöyle bir duras. Dur biraz rahat. Senin bir şeyin yok. İyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama sizden çok korkuyorum ben. Hadi sopamı aldırma elime. Yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben. Beni meşgul etme. Ay gittim gittim. Hasta olan sen misin kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım. Olmaz. Hadi. Aa. Neyin var amca? Yavrum şu belim tutmuyor. Nasıl ağrıyor bir bilsen. Dayanamıyorum artık. Gel şöyle muayene edeyim seni. Ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane. Çok şeker. Onu kaldırdım. İyi yapmışsın. Bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle ağrı var mı? Yok. Öyle. Ay,
Aha, var var, tam orası işte. Senin röntgenin var mı, daha önce çekilmiş? Var çocuğum, burada. Al bak, yeni çektirdim daha. Senin bel fıtığın var dede. Ne, bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Şşt, kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Deden iyileşecek, merak etme. Ha, iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş. Küçük kız çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce... Hadi kızım, doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede, doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resme armağan edeceğim. Demiş ve doktor amcayı gülücükler içinde çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet, artık Türk gibisiniz maşallah. Türk gibi ne demek dede? Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileştiğimi, hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor. Turp gibisin demek, çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmene dede. Size çok teşekkür ederim doktor amca. Dedemi iyileştirdiğiniz için çok sevindim ama bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet, o kocaman gülen sizsiniz. Gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip sevdiğinizi gösterseniz belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Hayat zor ve karışık. İnsan buna alışık. Gül bak, mutluluk gelecek. İnsan buna alışık. Gül bak, mutluluk gelecek. Gülümsemek sevmek demek. Doktor evladım, küçük kız doğru söylüyor. Bak çevre, güneş, ay, her doğduğunda gülümsüyor. İşiniz zor, başınız kalabalık da olsa, doktor bey, gülmek insana çok yakışıyor. Haydi haydi. Gülmek insanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakışıyor. Bu öyküde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh, çok rahatladım. Evet, aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene. Abi. Ne var bebe? Ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim ben sabahtan beri, dur 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 dur. Abi ama sen. Sus, yeter bebe. Şuşu. Bebe ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş? Olur mu hiç kardeşim, sana bak, sen oyun oynadım. Sen abi iş. Ben gülmeyi de sevmeyi de çok seviyorum bir kere. Biraz da burada oyuncu
oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. Bak ben yatağıma girdim. Hemen küçük uykum geldi bile. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım. Okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Dirgite bindin. Ha evet, bebeğiyle dirgite bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. Saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Çok kirlendik, banyo yaptık. Ha evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta bebe benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla dedi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve işte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz. Ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Aa, yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Hasta gibi mi oluruz yani? Evet, çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. O zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Bir gün başlıyor. Günaydın abiş. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Çıp 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 çıp. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Ay karnım çok acıkmış. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnım zil çalıyor ne demek söyle bakalım. Yani çok acıktım demek. Sanki karnım zırr diye zil çalıp bana acıktığım haber veriyor gibi. Evet bir tane. Ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım mı
babam. Babişkoların babişkası. Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Baba basmetine bayılırım. ben de basmet isterim baba. O güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yarışıyorsun. Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çabuk. Vallahi çok acıktım. Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızdan. Çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yarışıyorsun. Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyi bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nim. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. Duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Babam benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz? Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmetimi bitirdim. Ben de bitirdim. Ayrımı da bitirdim. Ben de hemen bitireyim. Gut. Oh. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak, zıplamak istiyor. Luna! Arkadaşım Maymuş merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, zıpla, biraz da salla. Salla. Çok seviyorum. Bence. Bebe ne oldu sana kardeşim? Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyu. Hayır ben iyiyim yorulmadım. Luna. Senin de mi uykun geldi Maymuş? Eve uyumaya mı gidiyorsun? Luna. Şu. Uykun mu geldi canım? Hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor, anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Yani vücudum biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Uyumak kötü bir şey değil ki. Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum. Haklısın, uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinde koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır, zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında... İstediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman... Ben de biraz şurada uyuyayım. Uyumak
kesinlikle çok güzeldir Pepe. Düş yeri oyunu hala duymadın mı? Düş yeri app indir, hayatında oynayabileceğin en güzel oyunları oyna.